yandan geçirdim. Bunu da ağzın alt ve üstten geçirdim. Bu hava trofi havası abi. Ben bu havaları hiç kaçırmam. Yani bu hava büyük balık havası. Tam jik havası bu hava. Evet arkadaşlar, fırtınaya rağmen balığımı çıkardım. 80 gram needle jig ve TC asileri. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam üste girmiş needle jig. Efsane. Boyut harika. Boyutu da şöyle göstereyim. Herkese rast gelsin. Fırtınaya rağmen hava devam. Ben tam dalgayı çekiyordum. Dalgayı çektim, videoyu çektim, ana denk geldi benim balık. Harbi mi? He, yakaladım. Abi bu havada bak 20 gramlarda 40 gramı da çalıştı havanın. Direkt attım 80 gram. Aynen. Ama var ya dalga da çekmek çok zor ya, kaldırmak. Abi tehlikeli ya. Hava devam. Süper. Evet arkadaşlar. Geçen gün kardeşle istavrit almıştım. İstavritlerden yanıma ne kadar aldım bilmiyorum ama 2 ya da 3 tane galiba. Diğerleri de difrizle. Ty Roberts skörtüne YouTube'dan bir abimizin dediği gibi kardeşin kafayı kesip öyle takacağım. Sinarit o şekilde çok seviyormuş. Öyle dedi. Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Evet, bugün merakımızı gidereceğiz. İstavritler burada daha donmuş vaziyette 3 tane. Onu dibe salacağım istavriti. Ya melek gözüyle salarım ya gezer kurşunla salarım. Evet kardeşler bu burada. Bunları şimdi suyun içinde birazcık açacağım arkadaşlar. Zaten tekrar götürmem. Bunlar çöp olur. Ya yemliğe kullanırım bugün ya da Ty Roberts şeyinde disiplinde atar kullanırım şöyle. Evet. Merak ediyorum ya. Mercan falan da belki gelebilir diye tahmin ediyorum. Hani gerçekten meraklıyım bu konuda ne olacağına dair. Özellikle turuncu olduğu için turuncu skörtleri ve
etekleri kullanıyorum. Bakalım. Yani güzel bir balık alırsak gerçekten çok sevinirim. İğneler normalde Tyrabber iğnesi. Ama ben bunları 2-3 boy büyüteceğim arkadaşlar. Yani böyle kardese, kalamar bacağına göre. Onlara bir ayar çekeceğim. Şimdilik bunları kullanayım. O iş bizde. Şu kardeşlere suya atayım. Çözülsünler. Burada. Zaten atar atmaz şeye gitti. Evet, kardeşlerimiz. Bunlar da şurada dursun. Yedekler. Zaten çözüldükten sonra kolay kolay. Evet, kafayı kopardım. Şu şekilde. Bir tanesini daha kafayı kopardım. Evet. Geri kalan hiçbir kısmı ellemiyorum arkadaşlar. Şöyle mesela takalım bakalım ne olacak. Merakla bekliyoruz. Evet. Şu şekilde takalım. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde taktık. Diğerini de biraz uzun bırakayım şöyle. Şöyle. Yani kardeşim burası kafası gibi oluyor. Burası da şey gibi aynı. Diğerini de böyle bıraktım arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Vallahi güzel bir şeyler olursa var ya efsane olur. Ağır ağır dipten kaldıracağım. Biraz kalamayı da açayım. Zaten daha istavrit falan da atacağım. Yani sadece jig değil bugün. Yemlerle davranacağım. Umarım bir şeyler olur. Şöyle yavaşça. Kardeşler çıkmasın. Evet. Umarım kardeşler düşmemiştir. Evet, dibe ulaştı. Şu anda gitti. Bir şey vurur gibi oldu da vurmadı. Denemeye devam. Hatta şöyle yapayım. Şu kısmını alayım. Ufak takayım arkadaşlar. Şöyle kuyruk tarafından. Aynen şöyle. Küçük kardeş imajı verelim. Bence iş yapacak. Şöyle bunun da şurasını alayım. Gerçi küçüklerden taksak daha iyi. Neyse. Yaptık bir kere. Evet. Bence iş yapar ya. Baksanıza. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kardeş takıp denedim. Yarım saat denedim. Herhangi bir hareket olmadı. Şimdi getirdiğim istavritlerden fazla vaktim yok. O yüzden hani fazla vaktim yok derken hani çarşıya falan inmem lazım. O yüzden o istavritlerden bir yarım saat atma atacağım. Yine melek gözüyle. Bakalım dipte bir şeyler var mı görelim. Oradan sonra da kaçacağız zaten. Haydi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu şekil yaptık. Bunu yandan geçirdim. Bunu da ağzın alt ve üstten geçirdim. Atacağım dibe doğru. Bir şeyler varsa bu istavriti kapacaktır diye tahmin ediyorum. Haydi bakalım. Şöyle önüme doğru atacağım ya. Sıkıntı yok. Ah bakayım bir. Evet. Evet. Güzel gitti be. Alırsa zaten arkadaşlar güzel olur. Arkadaşlar bindirdim. İstavritle bindirdim.
Ne bu? Süper. Arkadaşlar süper. Harika. Vallahi harika. Vallahi harika, billahi harika. Arkadaşlar İşte budur be! İşte budur be! İşte budur! Arkadaşlar çok mutluyum. Oh! Yaklaşık 2,5-3 kiloluk. Oh! Ah! Arkadaşlar, tasmayı koydum. İstavritle 2,5-3 kiloluk efsane bir balık. Evet arkadaşlar, baksanıza. Çok güzel değil mi ya? Evet. Harika be. Harika. Of, iyi oturmuş. Ozan kankama tekrar teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz mutluyum. Muhteşem bir balık. 2-2,5 kilo arası. Ölü istavritle. Bundan bir önceki videomda Fethiye'de şöyle göstereyim size. Gerçekten muhteşem, harika bir balık. Fethiye'de balık halinden yarım kilo ölü istavrit almıştım. İstavrit. Evet, 40 liralıkta istavrit aldık. Onu atmada kullanacağım. Belki Lahoz, Girida, işte dipte sinarit falan olabilir. Değil mi? Lahoz falan sever değil mi? Arkadaşlar istavritleri dibe, Lahoz'a, Girida'ya kullanacağım. Sen bir şey istiyor musun? Atmada onay verdin değil mi abi? Evet. Girida'ya, Lahoz'a kullanabiliriz. Dayı onay verdiyse sıkıntı yok arkadaşlar. Bir tanesini atayım dedik ilk gelir gelmez ve gelen Lahoz'um. Çok güzel değil mi ya? Gerçekten çok güzel bir balık ya. Plaka girdası bunun adı. Şöyle bakın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Yaklaşık 60 santimlik bir balık. Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbim ya. Vuruş anını da aldım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Kıyıdan gerçekten şöyle ağzını göstereyim. Efsane bir balık ya. Evet, ama devam. Daha güzelleri sizlere nasip olsun. Melek gözü. İkili takım. Şöyle gördüğünüz gibi 150 gram ve plaka Lahoz'u. Süper ya. Evet arkadaşlar bakın. Ölü istavrit şu şekilde. Balığı ölü istavritimizi yiyen plaka giridamız şöyle. Orkinos da 2 kilo civarı. Orkinos'la kapışır ama ikisi de 2 kilodan fazla arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel ya. Balığa baksanıza. Gerçekten efsane. Vuruş anı da var. Çok iyi oldu. Şimdi 2 tane istavritim kaldı. Bir tane daha salacağım. Bakalım bir şeyler olacak mı arkadaşlar. Diğer istavrit de şu şekilde. Ağzından çıktı. Böyle geldiğinde balığı parçalamış. Gerçekten ilginç. Şuna baksanıza. Bu parçalanan istavrit. Şu da şimdi takacağım istavrit. Vay be. Evet, bu parçalananı şöyle atalım suya. Şimdi bunu takacağım tekrar. Evet arkadaşlar, ikinci istavritin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Muhtemelen balon güzel bir ısırık almış bundan. Yapacak bir şey yok. Son istavritimizi atıp avı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine çok büyük emekler vererek canlı takımla, jikle, işte bugün zaten pipetlik hava değildi, güzel balıklar yakaladım. Lütfen bu emeklerin karşılığını abone olarak destekleyebilirsiniz beni. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Gerçekten harika balıklar aldım. Şöyle ikişer kilo, geriden büyük ihtimalle 3 kiloya yakın arkadaşlar. Çok harika, çok muhteşem. Daha ileri umarım sizlere olur. Bu balığı uzun zamandır babama balık götürmüyordum.
Bu balığı babama hediye edeceğim arkadaşlar. Babam bunun hakkını gerçekten verir. Afiyetle yer. Ona afiyet olsun. O zaman geçelim videonun diğer kısımlarına. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. İlerleyen bölümlerde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Balığımızı da ölçmedik demeyiz. Bakın şöyle. Gerçekten tahmin ettiğim gibi. Yani ben 60 santim civarı diyordum. Tam 58 santim geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Tam 58 santim. Evet. 2 santimle kaybettim ama yaklaştım. Gerçekten mükemmel bir balık. Evet arkadaşlar, başka bir günden merhaba. Ben canlı saldım şu an, bekliyorum. Gurbet Reis katil pipetle çekiyor. Çek baba, çek. Allah çektirmesin. Aldım. Bir yandan da Kaan aldı katil pipetle. Balıklar iri herhalde ha. Gurbet abi seni bekliyorum. Ben de Akya'yı bekliyorum da. Oo, bu balık Akya'ya biraz fazla kaçar kanka. Getir göster kanka. Getirin gösterin Kaan. Ekrana göster şöyle. Getir. Ona bir şey mi saldı? Yok şey. Gobene tam yemlik ha. Üf. Salalım mı gobeneyi? Ama yok, kuzu yok ya. Kuzu yok, kuzu. Lan Akya'ya kaptırma. Ay lan benim oltu. Lan dikkat et, benim ip var. Ha, oradan çek. Tamam. Dolaştınız. Ayrılırsınız ya. Kıyıda ayrılırsınız. Bir şey olmaz. Aha. Burada bindi. Hah, güzel. Şova devam. Adam katil pipetle uçuruyor ya. Buracığım, kahve mi dolduruyor bize? Evet abicim, kahve güzeldir. Bugün pipetle de yakaladın ha, evet, ilk balığını. Abicim, evet. Ne düşünüyorsun, iyi mi? Abi çok heyecanlı geçti. Pipet abi, evet, güzel abi. Değil mi? Daha güzel. Ben acemiyim bu arada. Vay, i̇lk olsun atışım. Ya hepimiz acemiyiz. Aynen abi. Ruhumuz amatör. Bize rast gelsin, afiyet olsun. Arkadaşlar balık 5 dakika mola vermiş. Biz de o sırada kahve içelim dedik. Nescafe Gold. Abi çok ben sonra. Şeker atayım ya, bir tane şeker. Oruç için ben çay alayım. Aldım. Abi kek isteyenler. Neyle karıştıracağız reis bunu? Abi. Kaşık var abi. Kaşık mı? Kaşığımız da varmış bakın. Evet, bugün gerçekten gördüğünüz gibi Ersin abi, Gurbet Başkan, gördüğünüz gibi Oruç kardeşim, Hakan abi, hepimiz oturuyoruz burada beraber. Bir kahve molası verdik. Neler varmış? Bisküvilerimiz var, keklerimiz var, çikolatalar var. Ye abi, vallahi ye. Ersin abi ye ya. Kendi malın gibi ye. Gel bak, gerçekten ye. Evet. Katil pipet nasıl kanka? Süper, İtiraf et. Harika. İyi mi? Gerçekten harika. Sence süper. Dostum? Süper abi ya. İyi. Aksiyon da verdi. Hakan abiye sorayım abi. Başarılı değil mi? İş yapıyor. Dediğimiz gibi jig çalışmayan sistemde işte ne bileyim başka şeyler. Biz su üstü atıyoruz ve yakalıyoruz. Herkes de memnun. Bugün yaklaşık 15 parça çıkmış mıdır? Kesinlikle. Bugün 15 parça bir yazılı çıktı orada. Evet. Genelde gösteririz birazdan. Ama devam. Ben tutmadım ama ben canlı istavrit atıyorum. Sen büyük çalışıyorsun. Bir önceki gün gördünüz, estağfurullah. Artık biz de acemiyiz birazcık, evet. Canlı. Bir önceki gün gördünüz, güzel bir gropper aldım. Gold blotch gropper diye geçiyor. Yani altın sırtlı, altın karınlı lahos. Bakalım bugün ne olacak. Bize afiyet olsun. Hava devam. Haydi bakalım. Çek bakalım. Pipetçi Ersin dayı. Ersin dayı durmak yok diyor. Senin. Vay. Allah razı olsun. Aynen. Adam yapıyor bu sporu ya. Getiriyor. Ay.
Orkinos nasıl yüzüyor ya? Aman taşa dikkat. Vallahi var ya, füze gibi attın ha. Evet, gördüğünüz gibi şöyle. Çok güzel bir boy. Dur. Biraz kendine gelsin balık da. Çekil buram sen orada ha. Dibe atacağım ya. Dipte bir şey varsa artık. Haydi Allah, bismillah. Alalım şu kuzuyu. Alalım şu kuzuyu dedim de. Canlı canlı. Evet arkadaşlar, gurbet başkanlar. Bugün ben pipet çalışmadım ama onlar ortalığı yıkıp geçtiler. Burada iki tane eksik. Onları ben dibe saldım. Bir tanesini balık aldı. Bir tanesini takıldı herhalde. Gobene var, yazılı var maşallah. Güzel parçalar ya kanka he. Yaptınız oldu bugün ya sporu. Aynen. Buradan ne yapacağız arkadaşlar beraber? Onun bundan sonra yakala pişir. Gurbet değilsin. Evet. Misafiriyim. Gideceğiz, evet, yakala pişire. Güzel bir yakala pişir yapacağız. Aynen. Şöyle bir drone, güzel, görsel aynen, bir drone şöleni yaparız. Güzel olur. Bize afiyet olsun şimdiden. Aynen. İzlediğiniz evet, için teşekkür ederiz arkadaşlar. İleriki zamanlarda yine görüşürüz. Gördüğünüz gibi katil pipetleri benden temin edebilirler değil mi? Çok aynen, güzel iş yapıyor aynen, gerçekten. Ben biraz daha jig çalışacağım. Gurbeti de şimdi bunları temizleyecek. Oradan sonra da kaçacağız. Haydi bakalım. Videonun geçelim ilerleyen bölümlerine. Vay 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 vay. Arkadaşlar. İşte evet, geldik biz. Sağ olsun. Dedemiz hazırlamış. Gurbetin dedesi. Böyle limonlar, salatalar, çorbalar. Soğutmadan şimdi yiyeceğiz. Yazılı orkinoslar. Of. Palamut, gobene. Hepsi var. Evet. Elimize emeğimize sağlık. Elinize sağlık. Emre abi. Sen de yiyorsun bak bu. Ben bugün beleşçiyim. Olsun ya. Evet. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ayhan abi. Vallahi var ya, yarısını sen tuttun balıkların. Ya bugün 6 tane tuttun değil mi katil tipeti? Süper ya. 10 numara. Vallahi eline emeğine sağlık abicim. Cümlemize. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Yakaladık. Şimdi pişiriyoruz, yiyoruz. Yani pişirdi. Aynen. Gurbetin dedesi. Eline emeğine sağlık. Sağ olun. Gördüğünüz gibi yazılarımız, gobenelerimiz, Ayhan abi, Orçun kardeşim, Emre abi buranın sorumlularından. Hep beraber yiyoruz ailecek. Şimdi bize afiyet olsun. Kaan geldi. Kamerada Kaan var. Şöyle. Evet arkadaşlar, işin en güzel yanına geldik. Aynen. Her şey bitti. Şimdi yeme faslı. Evet. Hakkınızı helal edin. Helal biz yiyeceğiz. Aynen öyle. Bize afiyet olsun. Var mı demek istediğin kanka bir şey? Allah razı olsun. Güzel bir gün oldu. Gerçekten. Aynen. Yine şovumuzu yaptık. Aynen. Dedenin de eline sağlık. Evet. Çok güzel pişirmişler. Şöyle baksanıza arkadaşlar. Şöyle gösterim. Gerçekten muhteşem. Nar gibi olmuş. Haydi o zaman önce çorbamızı sonra balımıza geçelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.